Çok sıklıkla karşılaştığımız, özellikle HPV testinin piyasada olmasından sonra son 7-8 yıldır aslında zaten çok sık olan HPV virüsünün artık bizde olduğunu bildiğimiz için sıklıkla endişeli geliyor hastalarımız. Bir endişe kaynağı olarak geliyor. HPV testinin var olması ne anlama gelir? HPV aslında 200'den fazla çeşidi olan çok yaygın ve çok eski bir virüstür. Ama bizi ilgilendiren yaklaşık 15 çeşidi var. Bu 15 çeşidi rahim ağzı kanseriyle ilişkili. Bu 15 çeşidinden birinin ya da daha fazlasının, bazen birden fazlası birlikte olabilir, bir kadında bulunmuş olması, yani HPV testinin pozitif olması, o sırada kanser olunduğunu ya da mutlaka ileride kanser olacağı anlamına gelmez. Ne anlama gelir? Bizim bu hastamızı daha ileri tetkikle incelememiz anlamına gelir. HPV testi ya da simir kanserden ziyade tedavisiz bırakıldığında kansere dönme olasılığı olan kanser öncesi hastalıkların teşhisinde kullanılır. Bir kadında HPV saptandığında bunun tipine bakılır. Eğer 16 ya da 18, yani tip 16 ve tip 18 mevcutsa, hiç simir sonucuna bakmaksızın hastamızı direkt ileri incelemeye alıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki tamamen normal görünen bir rahim ağzı tip 16 ve tip 18 HPV ile enfekte ise, yaptığımız tetkiklerde anlamlı oranda ileride kansere dönme olasılığı olan hastalık bulacağız bunun altında. Dolayısıyla 16-18'i ayrı bir sınıfa koyuyoruz. 16-18 dışındaki başka bir HPV'miz pozitif ise, o zaman simire bakıyoruz. Eğer simirimizde bir anomali varsa, o zaman yine hiç vakit kaybetmeden ileri incelemeye başvuruyoruz. Ama eğer simirde bir anomali yoksa ve hastamızda daha önce bir simir anomalisi hiç olmamışsa hayatında, o zaman belli bir süre sonra testleri tekrarlama yoluna da gidebiliyoruz.